Yeniden Mutfakta'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün enfes bir ıslak kek tarifi paylaşacağım. Öncelikle kabımıza 2 adet yumurta kırıyorum. Şimdi üzerine 1 su bardağı şekerimizi ilave edip güzelce çırpıyoruz. Beyazlaşıncaya kadar çırptık. Şimdi üzerine 1 su bardağı sütümüzü, 1 su bardağı sıvı yağımızı ve 3 yemek kaşığı kakaomuzu ekliyoruz. Şimdi güzelce karıştıralım. Şimdi güzelce karıştırdıktan sonra üzerine 2 su bardağı unumuzu eleyerek ilave edeceğiz. Belenmiş olması önemli arkadaşlar. Şimdi kabartma tozumuzu ve vanilyamızı da eleyerek ekleyeceğim. Malzemeleri aşağıda yazıyor olacağım arkadaşlar. Güzelce karıştıralım. Bu şekilde homojen bir karışım elde ettikten sonra borcamımı aktaracağım. Borcamı yağlamayı unutmayalım. Şimdi borcamıma karışımı ilave ediyorum. Misler gibi kokuyor. Şimdi daha önceden ısıtmış olduğum 180 derecede fırında 30 dakika kontrollü bir şekilde pişireceğim arkadaşlar. Kekimiz pişerken biz de sosumuzu hazırlayalım. 1 su bardağından biraz fazla toz şekerimi tencereme ilave ediyorum. 1,5 su bardağımı da ilave ediyorum. Kullandığım bardak klasik 200 ml'lik su bardağıdır. Yarım çay bardağı da sıvı yağımı ekledim. Ve son olarak da 2 yemek kaşığı kakaomuzu ekleyip karıştıracağız. Sosumuz kaynadı. Şimdi ocağımı kapatıp ılıması için bekleteceğim. Evet, kekimiz fırından çıktı. Şimdi 10 dakika ilk sıcaklığının çıkmasını bekledikten sonra sosumuzu dökeceğiz arkadaşlar. Kekimiz soğudu. Şimdi dilimleyelim ki sosu döktüğümüz zaman aralarına güzelce girsin. Sosumu dökeceğim üzerine. Şöyle güzelce yayalım. İyice soğuduktan sonra dolabımıza koyacağız. 1-2 saat bekletmemiz yeterlidir. Evet arkadaşlar, dolapta beklettim. Şimdi servis edebilirsiniz. Islak kekimiz sunuma hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.